Merhaba Selo abi işte sana bir soru. Burada multimedya mesajcık bulunur mu? Hey Selo abi sorulur mu bana bu cihaz? Sen beni tanımadın mesajına bak biraz. Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi 23 Şubat 1994 tarihinde Başbakan Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşti. Bugün yüksek hızlarda internetten 4.5G, 5G gibi bağlantılardan bahsetsek de o zamanın teknolojisi sadece 1G idi. 1G teknolojisinde maksimum yakalayabileceğiniz hız 2.4 kilo bitti. Yani 1 megabit hızın 417'de biri. Bugünle karşılaştırdığımızda çok kötü bir ses kalitesi düşen telefon bağlantıları anlamına geliyordu bu düşük teknoloji. Ama her şeye rağmen yine de o döneme göre çok büyük bir teknolojiydi bu. Telefonun ardından Şubat 1994'te Türkcell'de hayatımıza girdi ve biz bugün Türkcell'in hikayesine bakıyoruz. <laughs> Türksel 1994 yılında dönemin popüler iş adamlarından Mehmet Emin Kara Çukurova Holding öncülüğünde kuruluyor. Mehmet Emin Kara birlikte bu işe ortak giren kişi ise Murat Vargı. Hatta Murat Vargı Türksel projesini Mehmet Emin Kara e getiren kişi. Kendisi çalışma hayatında 1972 yılında Koç Holding bünyesinde ihracat temsilcisi olarak başlamış. Bundan 4 sene sonra ise 3 ortağıyla birlikte Penta isminde bir dış ticaret şirketi kuruyor. Bugün Murat Vargı'nın MV Holding isminde isminin baş harflerinin kısaltmasını alan bir holdingi var. Bu holding bünyesinde oteller, rüzgar enerjisi üretimi, ödeme sistemleri altyapısı, girişimcilik platformu, öğrenci yurtları, detox merkezi gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veren şirketler bulunuyor. Ve gelelim Mehmet Emin Kara Mehmet'e. Mehmet Emin Kara Mehmet bir dönem Türkiye'nin en zenginleri listesinde zirvede yer almış Hatta dünyanın en zenginleri arasına girmiş bir isim. Kurmuş olduğu Çukurova Holding bir dönem Türkiye'de yüzlerce şirkette faaliyet gösteren bir holdingdi. Öyle ki Çukurova Holding bünyesinde Mehmet Emin Karamehmet'in 165 tane şirketi vardı. Interbank, Yapı Kredi, Pamukbank, sigorta şirketleri, İnşaat şirketleri, medya kuruluşları ve nicesi. Fakat ilerleyen yıllarda Çukurova Holding'in TMSF ile yaşadığı süreçler var ve bu süreçler neticesinde Çukurova Holding kale şirketleri diyebileceğimiz büyük şirketlerini bir bir yitiriyor ve büyük bir güç kaybına uğruyor. Çukurova Holding'in hikayesini ve TMSF ile yaşadığı süreci daha sonra detaylı olarak başka videolarda konuşuruz. Şu anda hikayeyi dağıtmamak için biz tekrar TürkSel özeline dönelim. Daha önce de belirttiğim gibi Mehmet Emin, Kara Mehmet ve Murat Vargı Türksel projesi için birlikte hareket ediyorlar ve bu projeyi hayata geçirmek için yola koyuluyorlar. Bu arada burada çok enteresan bir detay var. Murat Vargı'nın aslında projenin gerçek sahibi olduğunu, bu projeyi ilk olarak hayata geçirmek isteyen kişi olduğunu belirttim. Murat Vargı bu projeyi başlangıçta yine Türkiye'nin önemli iş adamlarından biri olan Hüsnü Özyeğen'e götürüyor. Hüsnü ile Murat Vargı'nın askerlikten beri süregelen bir dostlukları var. Askerde aynı ranzadılar birisi altta birisi üstte yatıyor. Bu derece bir eski dostlukları var. Murat Vargı projeyi Hüsnü Özyeğen'e anlattığında Hüsnü Özeğin o dönem FIBA Bankı kuralı 4-5 sene olmuş ve borçlarını yeni yeni kapatmış. Dolayısıyla diyor ki hani ben şimdilik böyle bir işe girmeyi düşünmüyorum. Ama Murat Vargıya gel ben seni bizim patrona götüreyim diyor ve. Mehmet Emin Karamehmet'e götürüyor onu. Ben dedim, seni benim patrona götüreyim dedim. Mehmet Karamehmet'e götürüyor Bak şimdi kendi elinle. <laughs> kendi elimle. <laughs> kendi kendi elimle böyle getirip teslim ettim. Murat Vargı, Mehmet Emin Mehmet'le birlikte masaya oturuyor, projeyi anlatıyor ve bu iş için başlangıç olarak 5 milyon dolar seviyesinde bir yatırım gerektiği ortaya çıkıyor. Mehmet Emin Kare Mehmet ise bu 5 milyon doları almak için Hüsnü Özyey'in FIBA bankına gidiyor. Hikaye burada tam anlamıyla bir fıkra gibi. Çünkü Hüsnü Özey'in borçları yeni kapattığı için, işi tam anlamıyla yeni yeni rayına koyduğu için o parayı başta gözden çıkarmamıştı. İşin çok daha büyük maliyette olacağını düşünüyordu. Fakat daha sonra işin başlangıç parasını o 5 milyon doları yine Hüsnü Özey'in sağlamış oldu. Toplam 5 milyonlar falan bir sermaye lazımmış başlangıçta. Şimdi daha komi anlatacağım sana. <laughs> Mehmet Karamet geldi onu benden finansbanktan 5 milyonları kredi olarak aldı. <laughs> Neticede 1994 yılında Türksel hayatımıza girdi ve 1998 yılında da Ulaştırma Bakanlığı'ndan 25 yıllık CSM lisansını 500 milyon dolar karşılığında aldı. Bildiğiniz gibi iletişimden sorumlu olan kurum Ulaştırma Bakanlığı o nedenle özel şirketler bu tarz faaliyetler göstermek istediklerinde devletten lisans almaları gerekiyor. Şimdi Türksel'den bahsettik. Evet insanlar cep telefonlarıyla iletişim kuracaklar. Yani bir operatörden bahsediyoruz Türksel'den. Ama insanların bu iletişimi kurabilmesi için cep telefonuna ihtiyaçları var ve kontüre ihtiyaçları var. Bu noktada da cep telefonlarını, kontürlerini ve sim kartlarını tedarik edebilecekleri KVK hayata geçiyor. KVK şirketini kuran isimler arasında da yine Murat Vargı, Mehmet Emin Kara Mehmet var. Ama burada üçüncü bir isim daha var Osman Kavala. Zaten KVK bu üç iş adamının soy isimlerinin baş harflerini temsil ediyor. Kara Mehmet, Vargı ve Kavala. Türksel 11 Temmuz 2000 tarihinde borsaya açılıyor ve sadece İstanbul borsasına değil aynı anda New York borsasına da açılıyor. Türkiye'nin New York borsasına kote olan tek şirket ünvanını alıyor. Sayın seyirciler Türkiye'nin lider cep telefonu işletmecisi Türksel İstanbul'dan sonra New York borsasını da sarstı. Türkcell hisselerinin New York'ta işlem görmeye başlaması nedeniyle Finans Dünyası'nın kalbi olarak bilinen Wall Street, düzenlenen şölenle adeta bir Türk mahallesine dönüştürüldü. Türkcell'in 2000 yılındaki hisse dağılımı ise şu şekilde. 2000 yılında şirketin %51'i Türkcell Holding'e ait, %15,5'u Çukurova Grup şirketlerinde, %13.3'ü İsveçli bir telekomünikasyon şirketi olan Sonera'da %10.5'u halka açık ve %9.7'si de diğer hissedarlar arasında. Şirketin kuruluşundan 2001 yılına kadar CEO'su Cüneyt Türktan. Onun döneminde erişilen maksimum iletişim seviyesi 2G teknolojisi. Telefonlarımızı sesli konuşma için ve kısa mesajlar için kullanıyoruz o dönem. Cüneyt Türktan görevi bırakırken Türkcell'in 12 milyon 200 bin abonesi var. Cüneyt Türkdan'ın ardından CEO Muzaffer Akpınar oluyor ve 2002-2006 yılları arasında Türkcell'in başında görev yapıyor Muzaffer Akpınar. Onun döneminde cep telefonları insanlar için daha erişilebilir oluyor. Dolayısıyla insanlar telefon aldıkça bu telefonu kullanabilmek için bir operatöre ihtiyaç duyuyorlar. Ve Türkcell'in aboneleri de onun döneminde dolayısıyla çok ciddi bir şekilde artıyor. Abone sayısı 39 milyon 400 bin oluyor. Türkcell'in piyasa değeri ise 13 milyar 400 milyon dolar oluyor. Şimdi bu noktada ortaklık yapısına tekrar dönelim. Çukurova Holding'in TMSF ile yaşadığı süreçlerden borçlarından bahsetmiştik. Ve bu noktada Türksel'e finansman sağlanması gerekiyor. Rus iş adamı Mikhail Friedman'ın Alfa ismindeki şirket finansman sağlıyor ve Türksel'in hissedarları arasında oluyor artık. Türksel'in bu çok ortaklı yapısı, uluslararası ortaklı yapısı aslında ilerleyen yıllarda başına pek çok problem açıyor. İdari konularda birçok sorun, birçok uyuşmazlık, anlaşmazlık yaşanıyor. Ortaklar arasında çekişmeler görülüyor. Hatta Murat Vargı bir röportajında 2-3 yıl Türksel'in üst üste genel kurul yapamadığını söylüyor. Tüm bu gelişmeler ekseninde 3. döneme geliyoruz. 3. dönemde şirketin başında Süreyya Ciliv var ve 2007-2015 yılları arasında görevini yapıyor. Süreyya Ciliv'in dönemi bir hayli hareketli bir dönem. Çünkü bu dönemde telekomünikasyon sektöründe önemli gelişmeler var. Bir kere hayatımıza 3G diye bir tek teknoloji giriyor ve bu teknolojiyle bir saniyede 2 megabit hızı görebiliyoruz. En başta hatırlarsanız 1G teknolojisinde 2.4 kilobit hızdan bahsetmiştim. 2 megabit demek bunun 833 katı demek. Ayrıca hayatımıza bu dönemde akıllı telefonlarda yavaş yavaş girmeye başladığı için bu 3G teknolojisini ve hızlı bir internet bağlantısını bu dönemde kullanmaya başlıyoruz. Yani kısacası artık telefonlarımızdan müzik dinleyebiliyor, video izleyebiliyor hale geliyoruz. Böyle bir gelişme çerçevesi de cep telefonu operatörleri sadece konuşmaya, SMS'e değil, artık internet altyapısına da daha çok önem veriyorlar tabi. Süreyya Ciliv'in dönemi sonunda Turkcell 51 milyon 400 bin aboneye ulaşıyor. E geldik Turkcell'de 4. döneme 2015-2019 yılları arasında şirketin CEO'su Kaan Terzioğlu. Kaan Terzioğlu'nun döneminde ise akıllı telefonlar artık tam anlamıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu dönemin önemli gelişmesi ise 4G, 4.5G yani LTE gibi teknolojilerin hayatımıza girmesi. 4G teknolojisi 3G teknolojisinden onlarca kat daha hızlı ve 100 megabite varan hızlar anlamına geliyor bizim için. Tabii ki dijitalleşme dijital servisleri de beraberinde getiriyor ve Turkcell de dijital servislere odaklanan bir operatör haline geliyor bu gelişmeler ve yüksek hızların hayatımıza girmesiyle. Turkcell'in bazı dijital servislerine bakacak olursak bunlardan bir tanesi TV Plus ismindeki dijital yayın platformu. Turkcell bu platformuyla çeşitli televizyon kanallarına ve çeşitli filmlere erişim imkanı sunuyor. Bir diğer hizmeti Fizi ismindeki müzik platformu. Bu platformla da Apple Music, Spotify gibi müzik servislerine bir alternatif sunuyor Turkcell. Yine hem Turkcell'in hem de diğer operatörlerin sunduğu bir hizmet dijital dergi yayıncılığı, dergilik ismindeki uygulamasıyla pek çok dijital dergiyi internet ortamında erişilebilir kılıyorlar. Türksel'in bir diğer girişimi ise yani ismindeki arama motoru. Günümüzde bildiğiniz gibi cep telefonlarında, bilgisayarlarımızda videolarımız, fotoğraflarımız ciddi derecede yer kaplayabiliyor. Bu noktada bulut depolama dediğimiz yöntemler alternatif bir çözüm sunuyor. Türksel bu alanda da Lifebox'la hizmet veriyor. Ve son olarak tabii ki BİP'ten bahsetmek istiyorum. WhatsApp'ta alakalı çıkan, WhatsApp sözleşmesiyle alakalı çıkan haberlerin ardından BIP'in kullanıcı sayısında sadece 6 günde 10 milyon artış yaşandı. Günümüze dek toplam indirme sayısı 60 milyonu geçmiş durumda. Sadece Türkiye'de değil Pakistan, Hindistan, Almanya ve Suudi Arabistan'da da kullanılıyor. 2019 yılında ise Türkcell'in CEO'su satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Murat Erkan oluyor. Şimdi Turkcell'in günümüzdeki ortaklık yapısına da bir bakalım. Rus milyarder Mikhail Friedman'dan video içerisinde bahsetmiştik. Kendisinin Ladder One isminde bir holdingi var. Bu holding bünyesinde enerji, teknoloji, telekom alanlarına yatırımlar yapıyor. Ve Imti Holdings isminde bir şirketi var bu holdingin altında. İşte bu Imtis Holdings Turkcell'in %19.8'ine sahip. Turkcell'in %26.2'si varlık fonunda. %7,19 hissesi Citibank'a ait %46,81 ise halka açık. Turkcell Türkiye'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belarus, Ukrayna gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor. Almanya'da da 2010-2011 yıllarında Turkcell Europe markasıyla hizmet vermeye başladı ve günümüzde de Lifesel markasıyla devam ediyor. Evet artık yavaş yavaş 5G teknolojisini konuşmaya başlıyoruz ve 5G teknolojisi bırakın onlarca yüzlerce megabaytlık hızı GB seviyesinde hızlar demek. Ayrıca dünya genelinde çok konuşulan teknolojiler olan, çeşitli uygulamaları olan ama yine de tam anlamıyla tüketiciye henüz ulaşmadı diyebileceğimiz nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojiler de yüksek internet hızlarıyla daha anlamlı bir hale gelecek. Kesintisiz Ultra HD canlı yayınlar, çok yüksek çözünürlüklü canlı yayınlar izleyebiliyor olacağız kesintisiz bir şekilde. İnternetten gigabaytlar boyutundaki bir filmi, bir oyunu indirmek saniyelerimizi alıyor olacak. Gördüğünüz üzere teknoloji hızlı şekilde gelişmeye devam ediyor ve bakalım gelecekte bizi daha neler bekliyor. Gelecek videoya dek hoşçakalın.